Bugünkü videomu Ortakent sahilinde hazırlamak istedim. Çok güzel, dingin bir deniz var şu anda. Hatta arkada belki görüyorsunuzdur. Denize giren bile var bu kış döneminde. Hava sıcaklığı da yaklaşık 18 dereceler falan, 18-19 dereceler falan. Aslında video konusu açısından bakıldığında soğuk havanın etkisini gösterir söylüyoruz ama buralardaki en soğuk hava 12 dereceler, 11 dereceler, bu dönemlerde öyle oluyor. Yine de onunla ilgili de bir iki test yaptım. Onu da videoda göstereceğiz. Şimdi notlarıma da bakarak bir iki örnekle başlamak istiyorum. Benim bir önceki aracım Volvo XC40'tı. O Volvo XC40'da bir örnek vermek istiyorum. Bir yola çıkıyorum. Yola çıkmadan önce fotoğraflarını çekmişim zaten. Yola çıkıştan 100 metre sonra 100 kilowatt saatin üzerinde gözüküyor tüketim ortalaması. Yola biraz ilerledikten sonra 1.8 kilometre sonra çekmişim fotoğraf. Görüyoruz ki 36 kilowatt saate çıkmış. 4.6 kilometre sonra yaklaşık 30 kilowatt saate, 7 kilometreye yaklaştığımızda 20 kilowatt saate, 10 kilometrenin üzerine çıktığımızda ise 16 kilowatt saatin altına düşüyor ortalama tüketim. Bu fotoğrafları çektiğim dönemdeki hava sıcaklığı fotoğraflardan da görüleceği üzere ideal hava sıcaklığı. 25 derecenin biraz üzerinde, tam böyle ideal bir hava sıcaklığı. İdeal hava sıcaklığı olmasına rağmen kısa mesafede ne kadar çok tüketimin olduğunu görüyoruz ve yol uzadıkça tüketim ortalaması ne kadar aşağılara geldiğini görüyoruz. Bir başka fotoğrafı çekmişim. Bunda hatırladığım kadarıyla ön iklimlendirme de yapmıştım. Ön iklimlendirme yapmış olmama rağmen hava sıcaklığı yaklaşık 10 derecelerdeymiş ve o nedenle 3 kilometrelik bir sürüş sonrasında 27 kilowatt saatlerin üzerinde bir ortalama tüketim var kısa mesafede. Bir de bu videoyu hazırlamadan önce MG4 Luxury ile, mevcut aracım ile bir test yapmak istedim. Dediğim gibi burada havalar çok fazla soğumadığı için buranın soğukluğuna göre düşüneceğiz. Şimdi isterseniz o testin kısa bir videosunu araya koyacağım. Sonrasında onu değerlendirelim. Bir örneğimize başlıyoruz. ReLive üzerinden bu mesafenin nereden, hangi yükseklikle başlayıp bittiğini de görmüş olacağız. Zaten kilometrede burada gözüküyor. Fotoğrafını da çekeceğim şimdi. Bu arada Eco'yu alıyorum. Tek pedal sürüşe alıyorum. Mümkün olduğunca ekonomik koşulları alıyorum. Ona rağmen kısa mesafeli sürüşlerde ne kadar çok tükettiğini görebileceğiz. Bu içten yanmalılarda da böyle. Bu arada hava sıcaklığı da ideal koşullarda 19 derecede gördüğünüz gibi. Ve döndük. 3 kilometreyi biraz geçti. 3.1 kilometrelik bir sürüş oldu. 17.2 tüketimimiz. Hava sıcaklığı da 16 dereceye düşmüş. Daha önce 19 dereceydi çıktığımızda. Hava sıcaklığı görüleceği üzere 9 derece. Klimayı açmıyorum yine. Aynı şekilde karşılaştırmak için. Yine Eco'ya alacağım. Yine aynı mesafeye gideceğim. Öbür gidişimizde 19 dereceydi hava sıcaklığı. Yine 3 kilometrelik yaklaşık bir mesafe gideceğimiz yer. Aynı şekilde aynı yere dönüşü yaptım. 11 derece, yani 2 derece artmış hava sıcaklığı. Şu anda baktığımızda da 18.9 kWh 100 kilometre tüketimi. Bunu bir öncekiyle karşılaştıracağız. Yani 10 derece fark var yaklaşık arada. 8-10 derece arasında. Evet. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Öncelikle benim şehir içinde MG4 Luxury ile ortalamamı göreceksiniz. Görüleceği üzere burada zaten 30-40 kilometreden fazla yol yapmadığımız için şehir içinde 31,5 kilometrelik sürüşte 10,4 kilowatt saatmiş ortalama tüketimim. Ama son şarjdan sonraki veriye baktığımızda yaklaşık, yani çünkü işte bir gün biniyorsunuz 30 kilometre yapıyorsunuz, öbür gün gidiyorsunuz yine işte atıyorum 40 kilometre yapıyorsunuz, bir başka gün 50 kilometre falan. Toplam olarak son şarjdan sonraki kilometremiz 331,7 kilometreye ulaştığında bu toplam sürüşteki ortalama tüketim 12,9 kilowatt saat olmuş. Bu da ideal hava koşulları altındaydı. Çünkü burada sonbahar dönemi tam ideal hava koşulları oluyor. Yaklaşık 20-25 dereceler falan oluyor. Yani buradaki benim şehir içi tüketimimi yaklaşık 13 kilowatt saat olarak hesaplayalım ve ona göre bir değerlendirme yapalım. Bu izlediğiniz videodaki testte evden 1,5 kilometre uzaklıktaki bir mesafeye gidip
yine aynı şekilde eve geri dönüş. Toplam yaklaşık 3 kilometrelik bir sürüş var. 2 ayrı sıcaklıkta 2 ayrı veri var. Şimdi onlara bakalım. İlk sürüşümüzde çıkışta 19 dereceymiş hava sıcaklığı, dönüşte 16 dereceymiş. Ve 3,1 kilometrelik sürüş sonucundaki tüketim ortalaması 17,2 kWh. Yani normal ideal hava sıcaklıklarındaki ortalama tüketim 13 kWh'ken kısa mesafe olduğunda bu %33'lük bir fazla tüketime denk gelmiş. Her zamanki ortalama tüketimime göre hesapladığımda yaklaşık %33 daha fazla bir tüketim söz konusu 3 kilometre gibi bir kısa sürüş olduğunda. İkinci sürüşümüzde ise hava sıcaklığı evden çıkarken 9 dereceymiş, eve dönerken 11 dereceymiş. İlk testimize göre baktığımızda 6 ile 8 derece arasında bir fark var. Bunu ortalama 7 derecelik bir fark diyebiliriz. 7 derecelik bir farkta ortalama tüketimimiz bu 3,2 kilometre sonra 18,8 kilowatt saat olmuş. Yani yaklaşık bu 7 derecelik düşüşte bir önceki teste göre %9 oranında bir fazla tüketim harcamışız. Kısa mesafede ideal hava sıcaklığında normal tüketime göre %33 tükettiğimiz koşullara göre baktığımızda hava biraz soğuduğunda bir %9 daha artı olmuş. Tabii bu logaritmik bir artış sağlayacağı için normal ideal hava sıcaklığındaki yani 30-40 kilometrelik sürüşlerimiz ortalamasına göre baktığımızda %45'lik bir fazla tüketim olmuş. Yani hem havanın soğuması hem de kısa mesafe ikisi birlikte etkilediği için %45'lik bir fazla tüketime sahip olmuşuz. Şunu söylemem lazım ki bu testlerde klimayı hiç kullanmadım. Ne koltuk ısıtma, ne klima, ne de direksiyon ısıtma, hiçbirini kullanmadım. Neden? Amacım arabanın tek başına klima hariç kısa sürüşlerde ne kadar fazla tüketebileceğini göstermek. Aynı zamanda soğuk havalarda klima kullanılmasa bile ne kadar fazla tüketebileceğini göstermek. Burada şunu söylemek istiyorum. Bazıları ısı pompası diyecektir. Bu araçta ısı pompası var. Isı pompasının en büyük etkisi aslında kabinin sıcaklığını ısı pompası vasıtasıyla ısıtmak. Atık ısıları kullanarak. Ama Tesla gibi daha gelişmiş ısı pompası sistemlerine sahip olan araçlarda bu aynı zamanda içerideki havayı da kullanarak örneğin bataryanın ısıtmasında da kullanabiliyor. Daha komplike bir ısı pompası sistemi. Burada şunu söylemek istiyorum. Daha önceden de takip etmenizi istediğim bu hafta videosunu hazırlayacak. Belki de ben bu videoyu koyduğumda koymuş da olabilir paylaşıma. Gökhan Vatansever Bey var. Gökhan Bey'in Elektrikli Hayat kanalını muhakkak takip edin. Kendisi gerçekten hem kendisini çok geliştiren hem bu konularda çok yetkinleşmiş, çok bilgili, araştıran, en önemlisi de benim önemsediğim araştırmak ve kendini geliştirmek çok önemlidir. Gökhan Bey sürekli kendisini geliştiren, sürekli üstüne koyarak ilerleyen bir beyefendi. Onu ısrarla takip etmenizi ve ondan yararlanmanızı öneriyorum. Bu arada içten yanmalı araçlarda da benzer durumlar söz konusu. Hem kısa mesafelerde hem de soğuk hava sürüşlerinde. Onu da 8 silindirin ilgili yazıları ve paylaşımları var. Onları seyrederek görebilirsiniz. Hem Gökhan Vatansever'in YouTube kanalının adresini açıklamalar kısmına koyacağım. Hem de 8 silindirin adreslerini açıklama kısmına koyacağım. İşin daha teknik detayına inip görebilmeniz açısından özellikle ısı pompası konusunda Gökhan Bey'in o videosuna göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Gökhan Bey'in Norveç'te elektrikli araç dönüşümüne dair bir videosu var. Gerçekten çok harika bir video paylaşımı. Onu da özellikle izlemenizi öneririm. Yine bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Isı pompasının ne kadar etki ettiğini test eden ve bu testlere göre de bir değerlendirme yapan bir internet yazısı var. Onu da açıklama kısmına koyacağım. O yazıyı da okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim. Bu kısa mesafeli sürüşlerde neden araç daha fazla tüketim ortalaması gösteriyor? Aynı zamanda başka hangi koşulların ve etkenlerin tüketimleri arttırdığını birlikte bir beraber inceleyelim. Birincisi en önemli faktör sıcaklık. Bataryanın optimum bir verimliliğe ulaşması için yaklaşık 20-25 derecelik bir sıcaklık gerekiyor. Bu 20-25 derecelik sıcaklığa bataryayı ulaştırmak için bir enerji harcanıyor ilk çalıştırmada. Dolayısıyla sıcaklık hem bataryanın ısıtılması için önemli bir nokta oluyor hem de lastik basınçlarının soğuk havalarda daha da düştüğünü görüyoruz. Tabii ki basınç düştükçe tüketim de artıyor. İkincisi aracın ilk
çalıştırmada hem içten yanmalılarda geçerli bu aslında, hem elektrikli araçlarda geçerli. Biz elektrikli araçlar açısından baktığımızda araç kontrol sistemleri var. İşte motor, şarj sistemi, fren sistemi, araç entegrasyon sistemi, ekran ve multimedya sistemi gibi araç kontrol sistemleri var. Bu araç kontrol sistemleri, batarya yönetim sistemi, yani sıcaklık, voltaj, akım ve benzeri kontrol sistemleri, motor kontrol ünitesi, anlık tork, performans ve güç kontrolünü sağlayan, şarj kontrol ünitesi, rejeneratif frenleme sistemi, güç dönüştürücüleri, AC'den DC'ye dönüştüren, bu güç dönüştürücülerinin kontrol sistemi, aynı zamanda sürüş kontrol sistemi, güvenlik sistemleri, elektronik kontrol sensörleri, motor hız sensörü, akü, voltaj sensörü, hız pedali konum sensörü gibi bazı araç sistemleri ilk çalıştırmada bir miktar enerji çekiyor. Bu da ilk baştaki kısa sürüşte, örneğin diyelim ki 1 kilowatt saatlik bir enerji çekti. Bu bile çok kısa bir sürüşte oraya çok yüksek bir enerji ortalaması olarak yansıyor. Dolayısıyla menzilimiz ilerledikçe bu ilk başta harcanan işte 1 kilowatt veya 2 kilowattlık harcama oraya bölünerek ortalamanın düştüğünü görüyoruz. Ama biz her seferinde 2-3 kilometre sürüp geri döndüğümüzde tabii ki toplam tüketim ortalamamız yüksek olmuş oluyor. Peki tüketimi etkileyen diğer faktörler neler? En baştan şunu söyleyeyim. Eğer evinizden şarj ediyorsanız ve şehir içinde sürüş yapıyorsanız bu söyleyeceklerimin hiçbirine dikkat etmenize gerek yok. Sonuçta şehir içi sürüşlerde %30, %50 tüketim artmış, artmamış, bunların çok büyük önemi yok. Evinizden şarj ediyorsanız özellikle. Bu söyleyeceklerime uzun yolda daha çok dikkat edebilirsiniz veya şehir içinde de elinizden geldiğince en azından bilmiş olursunuz, ona göre araca davranmış olursunuz. Elektrikli araçlarda en önemli faktörlerden bir tanesi de rüzgar. Eğer biz rüzgar yönüne ve kuvvetine karşı sürüşler yaparsak, ona uygun sürüşler yapmazsak tüketimimiz haliyle daha fazla artıyor. Örneğin sağ taraftan bir rüzgar geldiğini düşünün. Eğer sağ tarafımıza yolun dağ kesimini veya sağdan gelen bir aracı alırsak o rüzgarın etkisini azaltmış oluyoruz. Örneğin orta şeritten gittiğimizde belki binde birlik bir etki etmiş olur sağ şeritten gitmemize göre. Sağdan rüzgar estiğini düşündüğümüzde. Gibi küçük şeyler de aslında baktığımızda toplamda bir yekün arz ediyor. Bir başka tüketimi etkileyen şey ani hızlanmalar, frenlenme hareketleri ve stabil kullanımdan uzak sürüş tarzı. Yani daha önceden de örneğini vermiştim. İleride görüyorsunuz bir araba durmuş kırmızı ışıktan dolayı veya ileride bakıyorsunuz bir kırmızı ışık yanıyor veya sarı ışık var. Önceden aracınızı yavaşlatabilmelisiniz. Şunu bilin ki en iyi sürücü en az fren kullanan sürücüdür. Bir başka tüketimi etkileyen şey yolun topografik koşullarının tersine sürüş ve hızlanmalar. Yani biz ileride görüyoruz ki bir yokuş var. O yokuşa gelmeden önce aracı ivmelendirmemiz gerekiyor. Örneğin 80 km hızla gidiyorsak 120 km hıza kadar çıkıp yokuşun başlangıcına kadar hızlanmamız gerekiyor. Yokuşun başlangıcına geldiğimizde ise yukarıya doğru çıkarken yavaş yavaş o ivmeyle yokuşa çıkıp sonrasında yokuşun tepesine kadar yavaş yavaş hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Tüketimi etkileyen bir başka şey de klimanın agresif kullanımı. Genellikle insanlar otomatik kullanıyor klimayı. Halbuki bu eğer aracın hem arkasında hem önünde oturan kişiler varsa evet normal bir tüketim sağlar. Ama eğer araçta sadece siz oturuyorsunuz, otomatik açmayın klimayı. Sadece sürücü kısmını açın. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Araca bindiğinizde hemen klimayı çalıştırmayın. Ama dediğim gibi bunu şehir içi sürüşlerde çok dikkat etmeyin. Uzun yol için özellikle söylüyorum. Eğer araca bindiğinizde yazın örneğin pencereleri açıp biraz havalandırın. 4-5 dakika sürün ondan sonra klimayı açın. Kışın da aynı şekilde araca binin. Önce koltuk ısıtmayı, direksiyon ısıtmayı açın. Sonrasında bir 3-4 dakika, 4-5 dakika sonra klimayı açın. Ve klimayı kademe kademe açın. Örneğin birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe hangi kademe size uygunsa o kademede çalıştırın. Ve hangi koltukta bir kişi oturuyorsa ona göre açın. Eğer hem sürücü hem yolcu var, arkada yolcu yoksa arka tarafı açmanıza gerek yok. Sürücü ve yolcu kısmını açın. Engin Hoca'nın videolarını izlemediyseniz özellikle ilk videolarını izlemenizi öneririm. Elektrikli araçlarda rüzgarın etkisi çok fazla olduğu için ve
ağır araçlar oldukları için tüketimi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi şu: belirli bir hızın üstüne çıkıldığında tüketim logaritmik bir şekilde, dik bir şekilde artar. Bunun tap noktası yani 105-110 kilometreler. 105-110 kilometrelerden sonra tüketim çok fazla katlanarak artar. Bunu bilin. Tabii ki aracınızın menzili yetiyordur. 130-140 istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ama bunu bilin sadece. Yani tüketimin neleri etkilediğini ben anlatıyorum. Onu bilin. Fizikçi Profesör Doktor Doğan Erbahar Hoca var. Doğan Hoca'nın bir hesaplamasında gösterdiği üzere aynı araç aynı koşullarda 140 kilometre saat hızla gidiyorsa 100 kilometre saat hızla gittiği koşullara göre yaklaşık 1,96 kat daha fazla tüketim yapıyor. Yani 100 kilometre hızla gittiğinizde yaptığınız tüketime göre 140 kilometre hızda yaptığınız tüketim 2 kata yakın fazla oluyor. Dolayısıyla 110 kilometre sonrasında tüketim stabil bir şekilde yükselmiyor. Tüketimi yine olumsuz etkileyen bir şey de aracın ivmelenmesini olumsuz etkileyen sürüş tarzı. Engin Hoca'nın ilk videolarında anlattığı gibi aslında peygamber vitesi denilen olay var. Yani aracın boşta gitmesine benzeyen bir sürüş tarzı ne kadar çok kullanılırsa o kadar az tüketim oluyor. Rejenerasyonun çok yapılması değil. Yani onu yanlış biliyor herkes. Tam tersine ne rejenerasyon ne de gazın yüklenmesiyle enerji tüketimi. Tam sıfır noktası. Tesla'larda vardır veya diğer araçlarda da vardır. Rejeneratif geri kazanıma düştüğünüzde bir yeşil kısım oluşur orada. Gaza bastığınızda da aşağıya doğru gri bir kısım oluşur. Bazı araçlarda da işte farklı şekilde gösterilir bu. Eğer ne rejeneratif geri kazanım yapıyorsanız ne de aracın bataryasından enerji harcıyorsanız, o sıfır noktasında sürebiliyorsanız, gaza ayağınız o şekilde dokunabiliyorsa en güzel tüketim o şekildedir. Bu videomuzda tüketimi en çok etkileyen faktörleri anlatmaya çalıştım. Bunlara yapacağınız ekler varsa, katkılar varsa yorumlar kısmına iletirseniz sevinirim. Bazı şeyleri unutmuş olabilirim, es geçmiş olabilirim. Videonun sonuna eklemek istedim. Bir iki küçük şeyi unuttum söylemeyi. Çok az etkiliyor ama yine de bilmekte fayda var. Örneğin kışlık lastikler. Kışlık lastikler de bir miktar tüketimi arttırıyor yazlık lastiklere göre sürtünmeden dolayı. Lastiklerin büyüklükleri de aynı şekilde tüketimi arttırıyor. Örneğin 19 inç lastik teorik olarak baktığımızda 20 inç lastiklere göre daha az tüketir. Yine aynı şekilde yüksek hızlarda pencerelerin açılması sürtünme kuvvetine etki ettiği için küçük de olsa tüketime etki eder. Bunlar aklıma geldiği için söylemek istedim. Şimdi Orta Kent'ten geldim. Size bir şehir içi tüketimi daha eklemek istedim buraya. Benzer tüketimler zaten. 17 derece havanın sıcaklığı. Ben Orta Kent'e gidip geldim ve yaklaşık 26 kilometrelik bir mesafe kat etmişim. Tüketim ortalaması ise 12.4. Ben genellikle bu araçta profil ataması yapılamadığı için hep unutuyorum. Yani Eco ile gitmeyi falan unutuyorum genellikle. Normal sürüşle gidip gelmişim. Çünkü her binişte normale dönüyor bu, ben ayarlamasam bile. Bu veri de zaten az önceki videoda bahsettiğim verilere çok yakın bir veri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.